أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Selamünaleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehamtana innaka entel cevadul kerim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد. Kendisine hamd edebilme fırsatını bizlere bahşeden Allah'a hamdolsun. Bizlere her hususta doğruyu açıkça beyan eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, emniyeti, kıyamete kadar Hazreti Peygamber'in yolundan giden muttaki, muvahhid, salih Müslümanların üzerine olsun. Rabbim bizleri de onlardan eylesin inşallah. Değerli Müslümanlar, sizlere bugün hatırlatacağım, hasbihal edeceğim konuyla alakalı evvela bir iki hatırlatmada bulunmak istiyorum.
Ben şahsım bir ilim talebesi olarak ve hayatının her safhasında yapacağı iş ve meslek ne olursa olsun, bulunduğu ortamda insanlara bir şekilde Allah'ın dini açısından faydalı olmayı kendisine hedef seçmiş birisi olarak, burada sohbet icra edene kadar sohbetin konusunu oluşturan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile yapısıyla alakalı çok malumat sahibi olmadığımı öğrendiğimden dolayı Rabbime hamd ettim. Büyük bir eksikliğimi gösterdi bu sohbet vesilesi bana. Çalışmak için çok fazla imkanım olamadı ama elimden geldiği kadar bu konuda bir şeyler toparlamaya çalıştım. İnşallah sizlere bugün faydalı olur. Eksikliğimizi görme fırsatı verdiği için de bu programı tertip eden kardeşlerime, abilerime hasreten teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere doğruyu söylemeyi nasip eylesin. İkinci olarak da büyük hadis alimleri, hadis kitaplarının başında genel olarak hadisçilerin faziletlerinden bahsederlerken şöyle kısa bir anekdot da aktarırlar. Falan ravi, hadisi aktaran kimse, bu işle niye meşgul oldun, niye başka iş yapmadın, senin başka bir meslek icra edecek pozisyonun yok mu diye kendisine sitemde, sitayişte bulunan insanlara, ben isterim ki benim adım Peygamber'in adıyla beraber anılsın, bu fazilet ve erdem bana yeter diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseder olmayı bile kendisi için bir meziyet saymış. Ben açık yüreklilikle şunu söylüyorum. Huzurunuzda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan bahsetmekten başka ne bilgime güveniyorum ne başka bir şeye güveniyorum. Onun adını anıyor olmak, onun adını andıkça salavat getirmek benim şu anda burada bulunup da gönlüme sükunet sağlayan, huzur veren en büyük şey. Umarız kıyamet günü onun yüzüne rahat rahat bakan hakiki manada ümmetinden olan kullarından oluruz. Üçüncüsü de değerli Müslümanlar, hepimizin bildiği gibi dünyada hastalık diye bir şey var. Hastalık ister maddi olsun ister manevi olsun, ciddi manada teşhis konulduğunda tedavi yöntemleri tabipler tarafından insanlara ne yapılabilir? Tavsiye edilebilir. Şunu uygularsan daha güzel olur. Bunu uyguladığında sana zarar verebilir. Dikkat et der. A şahsına falan hastalığın teşhisini koymuşsundur. B şahsı da yine aynı hastalığın teşhisine ne diyelim yani maruz kalmıştır. İki hasta aynı hastalıkla karşı karşıya kaldığı halde buna uygulanan tedavi yöntemi buna uygulanamıyor bazen. O yüzden dünyada var olan hastalıkların çözümünde uygulanan tedavi yöntemleri de muhakkak çok ince elenmeli. Şimdi İslam toplumlarında aile sorunu diye bir problemin, aile sorunu diye bir kavramın olmaması lazım normalde. Boşanma diye bir müessese vardır. Onun da şartları, hukuku, çerçevesi bellidir. Ama toplumun 2013 yılların istatistiklerinden bahsediyorum. Evlenme oranlarının %6'larda kaldığı, boşanma oranlarının da %24'e çıkmış olduğu ve aile yapısının tamamen sarsıldığı bir duruma gelmemeli Müslüman bir toplum ya da Müslüman olarak atalarından, dedelerinden bu dini yadigar almış bir toplum. Yani aile sorunu diye bir sorunu, aile sorunları diye bir hastalık çeşidi bizde bulunmaması lazımken şu an toplumumuzun her tarafına sirayet etmiş. Ortalıkta bir hastalık varsa tedavisi ne olmalı? Şimdi biz Müslüman olduğumuz için hayatımızın her alanını Rabbani düsturlara göre şekillendirmek isteriz. Ebu'l-A'la el-Mevdudi isimli Pakistan asıllı son dönem Müslüman davetçilerinden birisinin El-Hicab isimli, Hicab isimli bir kitabı var. Orada Amerika'da İçkiyle alakalı bir yaptırımdan bahsediyor. İçkinin zararlı olduğu teşhis edilmiş, hastalık yani. Şu anda da toplumda böyle değil mi? İçkinin zararlı olduğunu biliyoruz ki Yeşilay diye bir dernek var, söz gelimi söylüyorum. Teşhis doğru. Amerikalılar devlet olarak içkinin vatandaşlara zarar verdiğini teşhis etmiş ve tedavi uyguluyor şimdi. İşte aleni yerlerde içki içene şu ceza, topluca bu işi icra edene bu ceza,
bir defa uyarı aldığı halde ister gizli yerde olsun ister açık yerde olsun bu haltı işleyen, bu hasabı icra edene şu ceza diyerek yaklaşık ne diyelim yani 2 milyona yakın insanın hayatıyla oynamışlar. Hapislerde para cezaları şu bu ama sonra tam test etmiş. Teşhisi doğru yapmışlarken tedaviyi yanlış uyguladıklarından dolayı kurtulmak istedikleri illetin içine girmişler. Hepten kangren olmuş. Şimdi Medine döneminde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içkinin insanlara zarar veren bir hastalık olduğunu teşhis etmişti. İslam'da böyledir. Ama onun tedavi sürecine giden yol o kadar mükemmel işlenmiş ki insanlara sadece Maide suresinin 91. ayet-i kerimesini ulaştırmak yetti. Vazgeçmeyecek misiniz? Vazgeçtik ya Rabbi. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قَدْ اِنْتَهَيْنَا يَا رَبِّ. Bir ayet tamamen o işi ortadan kaldırdı. Türkiye'nin vakasından bahsediyorum. Bütün sokaklardaki reklam billboardlarına, kadınlara şiddete hayır yazsanız, televizyonlara, radyolara, kamu spotları hazırlasanız, bunun için ülkenin her yerinde konferans salonlarında kongreler icra etseniz, kadına şiddetin bir hastalık olduğunu tespit etmişsiniz. Ama tedavi yönteminiz insanlığın fıtrat kodlarına, genlerine uygun değilse, siz onları bir yerlerde kongre yaparken insanın duyduğunda kulağını tırmalayacak şekilde kadın cinayetlerine tanık olabilirsiniz. Oluyor musunuz? Her akşam oluyorsunuz. Oluyoruz yani. Haberleri dinliyorsak oluyoruz. Dinlemiyorsak ne hala? Teşhis doğru, tedavi yanlış. Ve bu geri tepiyor. Hep böyle oluyor. Ama kadını insan yerine koymayan bir toplumda bir insan sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kadınlar var ya size Allah'ın emanetidir. O kadınlar öyle bir hale geldi ki ayaklarının altına cennet serildi. Kadınlara şöyle bir yan baktığında herkesin üşüştüğü Ömer mescidin içerisinde bir kadın tarafından hizaya çekildi. Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu bir hakkı sen bizden nasıl alırsın ey Ömer? Dedi. Ömer orada sustu kaldı. Teşhis doğru olabilir. Bugün bilimsel verilerle, tekniklerle, insanlarla istişare ede ede toplumsal bir yaranın adını biz koyabiliriz, teşhis edebiliriz hastalığı. Ama uygulanan tedavi yöntemi insanlığın fıtratına uygun değilse o tedaviden çok ileride kangrene dönüşecektir. Bugün de öyle olmuştur. Kadın hakları meselesi sadece bu iş için bir örnektir. Türkiye'de kim ne derse desin ciddi bir aile krizi var. Çok ciddi bir aile bunalımı var. Bunun adı konulsun konulmasın gerçekten böyle bir hastalık topluma yavaş yavaş sirayet ediyor. Boşanma oranlarının devletin resmi istatistiklerine TÜİK'ten bakabilirsiniz. Verilerinden bakabilirsiniz. Gerekçesini %60 sosyal medya oluşturuyor. Bu istatistiklere göre %60'a kadar dediğim gibi sosyal medyadan dolayı boşanma oranları çoğalmış oluyor. Ben aç kaldım. Kocamın getirdiği, eşimin getirdiği rızık bana yetmiyor gerekçesiyle boşanma yok. %0.1 gibi bir şey. Ama şiddetli geçimsizlik %80'ler, %90'larda. Adı ne şiddetli geçimsizliğin? İletişim yok ortada. Bir bağlantı kuramıyoruz. Biz Müslümansak, doğduğumuzda kulağımıza ezan okunmuş, vefat edeceğimiz zaman da bize la ilahe illallah telkin ediliyorsa, şu ölüm ve doğum arasındaki safhada Allah'a vermiş olduğumuz sözü bozamayız biz. Söz gelimi, yasa, tasa, kasa oluştururken ne olursa olsun Allah'ın bize sınırlı olarak vermiş olduğu şu aklı mutlak olarak hakem tayin edemeyiz biz. İşte bugünkü aile problemlerinin en büyük tedavi yöntemi bizlere, Müslümanlara göre Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aile yaşantısından alınacak örnek ve ibretlerdir. İletişimsizlik,
beklentilerin sınırının belli olmaması, idare etmenin bir tarafın diğer tarafı idare etmesinin zayıflık kabul edilmesi, davranışlarda memnun edilecek kim? Bu sorunun cevabının bilinmemesi bugün Türkiye'de özellikle ailede çok ciddi sorunlara sebep olmuş, sıkıntılara sebep olmuş. Böyle bir hastalık toplumumuzda yavaş yavaş iyice yayılıyor. Bütün bu hastalıkların tedavisi de Müslümanlara hayatlarının her alanında rehber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, iktida etmek, onun peşinden gitmek. Bunun tedavi yöntemi anca budur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Biz sözüm ona akademisyenler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarını masa başında 1400 yıl sonra, ondan 1400 yıl sonra herhangi bir çerçeveye sığdırarak burası beni ilgilendirmiyor peygamberin bu davranışı diyerek, şurası benim için şu an uygun diyerek seçmeci bir şekilde yaklaşamam ben. Allah'ın Resulünde sizin için örnek vardır diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatı beni ilgilendiriyor demektir. Ve o Resulullah'ın hayatının içerisinde kıyamete kadar insanlara rehberlik edecek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de yani sen nebiyyi ey peygamberlerin hanımı diyerek peygamberin ailesine de dikkat çekilmişse peygamberimin ailevi yaşantısı beni bir nebze ilgilendiriyor demektir. Bizim seminerimizin konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından anekdotlar, belli başlı hatıralar. Ben birkaç başlık altında inşallah bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Belki gündemimizde çok uymayacak ama ben 3-4 noktada dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Benim asıl mevzum o mesajı verebilmek. 3-4 noktada mesaj verebilmek. Diğerleri ise Resulullah'tan bahsetmenin huzurunu bir nebze olsun yaşayalım. Onu istiyorum yani. Rabbim bizleri muvaffak kılsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aile yapısında birinci madde olarak infak çok önemli bir yer tutuyor. Bir nafaka. Müslüman aile yapısında Allah'ın tayin etmesiyle o ailenin rehberi erkektir. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهِ Allah'ın bazı insanları bazılarına üstün kılmalarından ötürü bu böyle tayin edilmiş. Söz gelimi, bugün kadın haklarını ön planla çıkaran ve Müslüman olduğu da söylenen aydınlar gerçekten edep sınırlarını zorlamayacaklarına inansalar şunu da söyleyecekler. Affınıza sığınarak söylüyorum. 124 bin ya da 224 bin peygamber içerisinde bir tane kadın peygamber var mı? Allah ayrımcılık mı yapmış kadınlara? İnsanlar bugün eşitlikle adalet kavramlarını karıştırmışlar. Erkeğe iki mirasta, kadına bir verilmesi matematiksel olarak eşitsizlik olabilir. Ama işin hikmet boyutunda adalet olduğunu insanlar bir gün anlayacaklar ama çok geç olacak. Çok sıkıntı yaşamış olacaklar. Sadece meseleyi anlayasınız diye bir örnek vermek istiyorum. Evladınız var ilkokula gidiyor, evladınız var üniversiteye gidiyor. Eşitlik olsun diyerek ikisine de 5 lira harçlık vermiş olsanız adalet olur mu bu? Üniversiteli gencin ihtiyacı başka, ilkokula giden gencin ihtiyacı başka. İkisine 5 lira vererek eşitlik sağlarsın ama bu adalet olmaz. Allah muksittir. Allah el-adil sıfatına sahiptir. Mutlak adalet sahibidir. Dolayısıyla her işinde o adildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nafaka dediğimiz şey hususunda bunu erkeklerin üzerinde bir vazife olarak bizlere beyan etmiş. Bundan sorumlu olan sizlersiniz demiş. Ama ey erkekler, ey benim yolumdan giden Müslümanlar, mehir diye bir müessese var. O mehiri kadına vereceksiniz. O kadının hakkıdır. Nasıl ki iş yapmış olduğun herhangi bir iş veren ya da tüccarla onun malı hakkında ona danışmadan tasarrufta bulunamıyorsan, hanımının o malı hakkında da
kendisine danışmadan tasarrufta bulunamazsın. Ve Resulullah Aleyhisselam bundan dolayı kendisinin evlenmiş olduğu herkese bütün hanımlarını ne yapıyor? Mehir veriyor. Ailede bu var. Peygamberin aile yapsın da. Hazreti Safiye binti Hüyey bin Ahtab, Yahudi bir ne diyelim yani kabile reisinin kızı Safiye radıyallahu anha, evlendiği zaman tek ona vehir vermemiş gibi, gerekçesi ne? Esir olarak alınmış. Senin mehrin de hürriyetine kavuşmandır. Sen artık esir değilsin, hür bir bayansın, hanımefendisin diyerek Resulullah aleyhissalatü vesselam ona da böyle bir mehir takdim etmiş. İki, Resulullah aleyhissalatü vesselam ailesindeki insanların giyim kuşamına maruf dediğimiz uygun şekilde dikkat etmelerini istemiş. Uygunluk ne burada? İslam'a uygunluktan bahsetmiyorum. Lüks ve olandan daha aşağı gösterme diyebileceğimiz tevazuun kibri. İkisi arasında orta yol. Lüks de yanlış. Aşırı israf sayabileceğimiz lüks de yanlış. İmkanı var olduğu halde kendisini pejmürde göstermek. Tevazuun kibri diyoruz biz ona. Bu da yanlış. İmkanlar ölçüsünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ailesine bu konuda rehberlik etmiş, giyimlerini, kuşamlarını karşılamaya çalışmış. Üçüncüsü de bir aile reisi olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mali açıdan ailesinin mesken ihtiyacını karşılamış. Bunu açacak olursak, bugün bir Müslüman hanımefendi, biz hep kirada mı oturacağız bey? Bak falanın evi oldu, filanın evi oldu, bunun için kredi bile çektiler diyerek eşini zorlayacak ve insanları gerçekten emmekte vampirlerden de usta olan bu banka sistemine, faiz sistemine eşini zorlayacak olursa, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasvip etmeyeceği, hoşlanmayacağı bir şeydir. Müslümanın evi olmalıdır. Ama bana gelip de birisi hocam, ev alma ihtiyacım var, ev almak istiyorum, kredi çekeyim mi diye sorduğunda ben çek ya da çekme demiyorum. Tek sorduğum soru şu. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir sayfa boyunca faizden bahsetmiş. Faizden bahsederken de فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ demiş. Bu faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olursunuz. Açık bir savaş. Ben diyorum, kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığında Rabbin sana iki soru soracak olsa hangisini tercih edersin? Ey kulum, niye ev almadın da kirada oturdun? Ya da ey kulum, niye benim haram kılmış olduğum faize bulaştın? Hangi soruya daha rahat cevap verebilirsin? Allah bana kirada olduğumdan dolayı niye kirada oturdum diye soracak mı sizce? Mantıksal olarak. Ama faiz yememin neticesini, sebebini benden soracak. Doğal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir evi vardı. Kendisi Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bunun için yer tahsis etmeye çalıştı. Bir Müslüman da ailesi için bu konuda kolaylık sağlamaya çalışacak. Bu onun vecibelerinden bir tanesi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatında, aile hayatında dikkat çeken bir husus, bugün toplumun aile yapısında bozukluk olarak karşımıza çıkan hastalıklardan bir tanesinin aynı zamanda cevabı, tedavi yöntemi. Nedir hastalık? Toplumda var olan iletişimsizlik, anlaşamamak, karşı tarafa anlayış nazarıyla bakmamak. Bu taraftan altı gördüğün şeyi, bir de senin tarafa geçeyim, gerçekten doğru muymuş diyerek bazen onlar gibi düşünmeye çalışmak ya da çalışmamak. Resulullah aleyhissalatü vesselam hanımlarıyla sohbet kurarak bu işin önünü açmış, problemlerin çıkmasına engel olmuş. Şimdi Allah kadınları da çeşitli meyillerde, fıtratta, duygularda yaratmış, erkekleri de hakeza, çocukları da hakeza. Ve çekememezlik erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da olabilir. Kıskançlık erkeklerde de olduğu gibi bayanlarda da olabilir. Ama bazı açılardan bayanlardaki duygular ağır basar, bazı açılardan erkeklerdeki duygular ağır basar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların kendilerine külfet gördüğü o hanımlarla münasebeti, geçimi Allah'ın
kendisine izin vermesi neticesinde birçok bayanı yanında bulundurarak en mükemmel şekilde icra etmiş. Bir problem çıkmadan. Problem çıktığında da o sohbet müessesesiyle geçiştirerek. Şimdi hepimizin cebinde bu ne var? Akıllı telefon. Metroya biniyoruz. Hep böyle insanlar. Otobüse biniyoruz. Hep böyle. Ve zannediyorum ki ailelere de bu sirayet edecek. Bir tane hafızlık arkadaşımın kayınpederi görev yapmış olduğum caminin yakınlarında bir yerde iş yeri vardı. Şu telefon illetinden dolayı neredeyse boşanmaya gelecek yani. Kızıyla damadı. Gerekçesi geldiği zaman beyefendi ya da hanımefendi tek kitlenmiş olduğu şey bu. Akşama kadar orada vakit harcıyor. İletişim yok ailesiyle. Ama bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından birkaç örnek. Burada ben rivayetlerin nerede geçtiğini aktaramayacağım. Bununla alakalı çok detay var ama inşallah sonradan sormak isteyenler varsa bana özel sorabilirler. Sabah ve ikindi ziyaretler yaparmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına mescidin yanında. 3-5 oda bulunduğu için, hücre-i saadeti bulunduğu için ziyarete gidiyor. Rivayetlerde geçtiği kadarıyla selam veriyor. Hanımlarının kendi anlatmalarıyla elini omuzuna atıyor. Ondan sonra halini, hatırını soruyor. Kimi zaman eskilerden kıssalar anlatarak gönüllerini hoş ediyor. Hatta evlendiği ilk gece Hazreti Safiye radıyallahu anha ile gece boyunca sabaha kadar sohbet ediyor. Gerekçesi bir gün öncesinde Hazreti Safiye'nin ailesinden ölenler olmuş. Çünkü bir savaşın neticesinde esir alınmış hanımefendi radıyallahu anha. Onun hala acısı, burukluğu içerisinde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kadın psikolojisine yaklaşması gerçekten enteresan, az sonra rivayet gelecek zaten. Böyle duygu yoğunluğu fazla olan hanımlar, hanımefendiler o esnada ilgi beklerler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o ilgiyi bir gece boyunca hanımıyla hasbihal ederek, onun gönlünü ifade yerindeyse ederek, onunla sohbet ederek ne yapıyor? Teskin ediyor. Ve bu kendisinde inanılmaz hatıralar bırakarak Hazreti Safiye'nin Müslüman olmasına vesile oluyor. Bir Yahudi kızı ama sonra İslam'a şeref yâb olmuş. Ondan dolayı bizler tarafından adı anılıp radıyallahu anha diyerek kendisine taraddide bulunuyoruz. Allah ondan razı olsun diyoruz. Sohbetlerinin mahiyeti neydi Peygamber Efendimizin hanımlarıyla yapmış olduğu sohbetlerin? Birkaç örnek vereceğim. Hazreti Safiye'yi radıyallahu anha şikayette bulunuyor bir gün. Ne şikayetinden? Şimdi kadınlarda kıskançlık olabilir. Eşini kıskanır. Hele hele özellikle o dönemin şartları içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 hanımı, 4 hanımı olduğunu düşünelim. Hazreti Ayşe validemizin, Hazreti Hafsa validemizin, Hazreti Zeynep validemizin biraz daha kıskanç olduğunu düşünelim. Bu kıskançlıkların neticesinde söz duallosu olduğunda ağızlarından şöyle bir söz çıkıyor yanlışlıkla. Sen Yahudi'nin kızı, Peygamber hem bizim amcalarımızın, ne diyelim yani, akrabalarımızın bir yeğeni, hem de bizim kocamız. Bizim üstünlüğümüz seninle ölçülemeyecek kadar açık. Safiye radıyallahu anh'a böyle söylüyorlar. Hazreti Safiye kendisine şikayet edince bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam gönlünü nasıl teskin ediyor. Onlar sana bir daha böyle bir şey söyleyecek olurlarsa onlara şöyle cevap ver. Benim kocam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, amcam babam Harun, amcam Musa. Senin peygamberin amca oğulları dediklerinin bir meziyeti yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin. Sadece onunla amcalar. Ama ben eşim peygamber, babam peygamber, ata olarak baktığımızda amcam peygamber. Onlar üstünlükten bahsederlerse sen de böyle söyle diyor. Hanımlarıyla sohbeti ne demek yani? Günlük hayatın içerisinde eşiniz arkadaşından sıkıntı çekmişse, komşusundan sıkıntı çekmişse, geldi akşamleyin bey böyle böyle bir olay oldu, akşama kadar yoruldum zaten, kapat şu defteri hanımefendi demeyeceğiz. Yorulabilirsin. Bedenin yıpranabilir.
Ama hanımınla sohbet etmenin namaz kılmak gibi bir sevap olduğunu düşünürsen, senin peygamberinin bunu yapmak için özel vakit ayırdığını bilirsen, evde o iletişimsizlik demiş olduğumuz problemi bir nebze çözmüş oluruz. Böyle bir şeye mahal vermemiş oluruz. Şunu unutmayalım. Şeytanla alakalı bir seminer tertip etme sürecinde gözden geçirmiş olduğum onca makale ve kitabın içerisinde en çok dikkat ettiğim şey şu. Şeytan kişisel olarak herhangi bir insanı kafir yapabilir. Desiseleriyle, şüpheleriyle. Kişisel olarak zinaya düşürebilir. Kişisel olarak içkiye, ne diyelim yani, harama bulaştırabilir, kumara bulaştırabilir. Ama şeytanın çok uzun soluklu, asla pes etmediği ve kendisinden büyük yatırımlar ummuş olduğu bir ticaret sahası var. O da iki kişi. İki insan varsa bir yerde şeytan için yatırım alanıdır orası. Biz iki insandan bahsetmiyoruz. Tabarani'de geçen senedi her ne kadar hasen sayılsa da amel ettiğimiz hadisi şerife göre evlenmek suretiyle dininin yarısını tamamlayan bir insan potansiyel olarak dininin yarısını tamamladığı gibi şeytana da yatırım alanı açıyor aslında. Yani iki insan bir araya geldi, şeytan oraya yatırım yapmak için fırsat kollayacak. O yüzden şeytanın en ümit var olmuş olduğu nokta iki insanın arasını bozmak. Bundan dolayı evladına karşı anne ne kadar merhametli olursa olsun kızıyor. Bir evlat da annesini ne kadar severse sevsin, kimi zaman annesine karşı çirkef davranabiliyor. Niye? Çünkü arada yatırım yapan bir varlık söz konusu. O yüzden şeytana mahal vermemenin en büyük yollarından bir tanesi bu tatlı hoş sohbetlerle hanımımızın gönlünü etmek ya da hanımın gönlünü, ne diyelim, hanımın beynin gönlünü etmesi. Bunun için sadece bir tavsiyede bulunabilirim size. Hocam ben çok konuşmayı sevmiyorum diyorsanız, öyle insanlar olabilir, o yapıda olan insanlar. Çok konuşmayabilirler. Haftada bir de olsa, iki günde bir, üç günde bir de olsa, Riyaz-ı Salihin isimli hadis kitabının 8 ciltlik şerhi, Türkçe tercüme edilmiş şerhi, bir hadisi okumak şerhiyle beraber 15 dakikanızı almaz. Bu 15 dakikalık okuma süreci ileride 3-4 haftada bile iletişimde bir farklılık olduğunu bizlere muhakkak gösterecek. Psikoloğa gittiğinde insanlar eşimle anlaşamıyorum dediklerinde git onunla konuş diyerek birinci reçeteyi yazıyorlar zaten. Biz işte bu konuşmamızı Müslüman olduğumuz için namaz kılıyor gibi sevap kazanma ümidiyle yapacağız. Çünkü benim peygamberim yapmış bunu. Başka sohbetin konusu ne olabilir? Yine benzer bir konu. Hazreti Cüveyriye, kölelikten azat edilmiş, peygambere hanım olmuş radıyallahu anha, bizim annemiz bir hanımefendi. Diğer annelerimiz kendisiyle, ifade yerindeyse, tatsız bir münakaşada bulunuyorlar ve sen köle bir insansın, bizim gibi hür değilsin, biz senden daha meziyetliyiz deyince içinde ukde kalıyor Hazreti Cüveyriye'nin. Ve akşamleyin olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yansıttığında Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki şayet sana yine böyle söylerlerse şu cevabı ver onlara. Doğru, ben bir cariye olduğum için bana bir mehir ödenmemiş gibi gözükebilir. Siz hür olduğunuz için her birinize çeşitli mehirler takdim edildi. Senin vesilenle kabilenden 40 kişi azat edildi. 40 kişinin azat edilmesi ne demek? Bugünkü şartlarda konuşuyorum. 40 tane Mercedes demek. Bir hanımla evleneceğiniz için 40 tane Mercedes veriyorsunuz. Benim mehrim daha üstün diyerek sen onlara cevap ver diyor ve Hazreti Cüveyriye'nin gönlünü sakinleştirmiş, sükunete erdirmiş oluyor. Sohbetin mahiyetlerinden bir tanesi bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şaka yapıyor ailesiyle sohbet yaptığı esnada. Hazreti Ayşe bulamaç yapmış, yemek yapmış. Hazreti Sevde de, diğer annemiz de orada. Hazreti Ayşe ısrar ediyor. Diyor ki sen de ye. Sevde validemiz yanaşmıyor. Buyur ye deyince, bak yemezsen çok bir seni, ne diyelim, üzecek, belki şaka yapacağım. Yüzüne bularım bu yemeği senin diyor Hazreti Ayşe. Biraz da genç olduğunu düşünelim. Hazreti Sevde geri döndüğünde Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sofrada alıyor, Hazreti Sevde'nin yüzüne yemeği buluyor. Bulamacı.
Şimdi çok hoş değil. Çorbadan bahsetmiyorum herhalde. Bulanmacı ne tam bilmiyorum ama hanımefendiler daha iyi bilir herhalde. Öyle geçiyor rivayetlerde. Yani makarna gibi bir şey diyelim. Çok öyle insanın üstünü. Çorbanın koyusu olsun. Öyle mi? Öyle diyelim. Çorbanın koyusu olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sevde'ye diyor ki sen de aynısını yapsana, niye duruyorsun? Bu sefer Hazreti Sevde de kalan yerden Hazreti Ayşe'ye atınca hep beraber gülmeye başlıyorlar bu sefer. Şimdi ortada tatsızlık olması muhtemel. Ama biz bunu iki hanım mevzusu devre dışı şu an için bahsediyorum. Olur ki evlatlarımız böyle bir münasebete düştüler sofranın ortasında. Şakalaşma ihtiyacı hissettiler. Biri diğerine zeytin çekirdeği attı. Tam onun yemek yerken ağzını açtığı esnada ağzına girdi zeytin çekirdeği. Biz de o esnada ifade yerindeyse çocuğu teskin edecek ama olayı da bir nevi yatıştırıp şeytana mahal vermeden, kıskançlık duygularını kabartmadan, haset duygularını kabartmadan yoluna, icrasına güzel bir şekilde koymamız lazım. O meseleyi halletmemiz lazım. Sohbet etme, problemi çözebilme gibi bir derdimiz olduğunda zaten Cenab-ı Hak bu konuda bizlere ne yapıyor? Kolaylık veriyor. Ümmü Eymen validemiz, ya Resulallah beni bir bineğe bindir diyor. Yani merkebe mi bindiriyorsun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Ata mı bindiriyorsun? Deveye mi bindiriyor? Gezmek istiyor demek ki. İstemiyor mu hanımlarınız? Pazar günleri. Doğal. Evin içerisinde hapsolmuşlar. Ve her ne kadar Müslüman bir toplum olsak da dışarıda bizim genlerimize uymayan bir doku mümkün. Söz konusu dışarıda. Üzüldüğümüz sahneler söz konusu. Yani Müslüman bir toplumda teyibin sesini sonuna kadar açmış ve ne söylediğini bilmediği, belki de Allah'a isyan içeren yabancı müzikler dinleyen bir toplum Müslüman toplum dokusuna uygun değil. Böyle bir sıkıntı, buhran içerisinde gezmek istedi hanımefendi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir bineğe bindir dedi ya, binek geniş bir kavram. Aklınıza uçak da gelir, helikopter de gelir, bugün için gemi de gelir. Vallahi diyor seni deve yavrusuna bindireceğim. Aklınıza ne gelir? Devenin yavrusuna insan nasıl binsin ki gelir? Ama her deve normalde bir devenin yavrusu değil miydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir latife yaparak hanımıyla hem onun gönlünü hoş ediyor hem de bu şakadan sonra alıp kendisini gezdirmeye çıkıyor. İfade yerindeyse. Sohbet edebilmek için dilin müsait olmuş olduğu kavramları da kullanarak hanımına şaka yapmış oluyor. Bu sohbetlerden bir tanesi de, sohbetin konularından bir tanesi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla yaptığı istişare etmek. Bizim hadis mecmualarımızda özellikle zayıf olarak, hatta uyduruk olarak bir rivayet geçer. Şaviruhunne ve halifuhunne. Kadınlara danışın ama tam tersini yapın. Başta ne söyledik parantez içerisinde? Hadis mecmualarımızda geçiyor ama zayıf hadis kitaplarında. Bu hadis uyduruk, peygambere ait bir şey değil. Hudeybiye'de Ümmü Eymen'e fikir soran Hazreti Peygamber bu sözü söylemez. Şimdi İslam dininin ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadis-i şeriflerinin kadını bugünkü dünyanın aklıyla değersizleştirdiği, ne diyelim, hak etmediği konumda değerlendirdiği gibi bazı sözleri işitiyoruz. İşittiğimiz oluyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önce söylediğim gibi 1400 yıl önce kadınları Allah'ın emaneti olarak beylerin yanına yerleştirdiğinde o günden bugüne kadar şu toplum bozulana kadar kadınlarla alakalı bizim ciddi bir problemimiz yoktu. Onu değersizleştirmek gibi bir kavram yoktu bizim dünyamızda. Ve istişare edilir, kendilerine danışılırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımına danışmıştır. Aile hayatının içerisinden almamız gereken sahnelerden, tablolardan bir tanesi de budur. Örnek mi istiyorsunuz? Şimdi ben vahiy sürecinden bahsedeceğim. Siz kendinizin başına gelen, sizi ürküten bir olay olarak düşünebilirsiniz. Şimdiye kadar iş yerinizde yaşamadığınız bir olay başınıza geldi düşünün. Ürktünüz, korktunuz.
Hayatınızda hiç polisiye bir vakayla muhatap olmamışsınız ama bir anda 15-20 tane polis bir anda dükkanı bastı. Böyle bir olay yaşadınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasında Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğünde ürküyor, doğal olarak ürküyor. Şimdiye kadar görmediği bir varlık dışarı çıktığında ufku tamamen kaplamış devasa boyutlarda bir varlık. Cebrail Aleyhisselam. O mağarada korkması daha da çok artıyor. Her yere baktığında aynı şeyi görüyor. Bundan dolayı da endişeyle evine geliyor ve başıma böyle böyle haller geldi ey Hatice, sen ne dersin dediğinde, gel bak amcam Varaka bin Nevfel var, bu konuda bize çare olacak birisi varsa odur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içinde bulunmuş olduğu şartlar içerisinde o anki durumu Varaka bin Nevfel'i aklına getirecek pozisyonda değildi. Endişeliydi, korkuluydu. Kendisine anahtar verecek bir Hatice'ye ihtiyacı vardı. Radiyallahu anha. Kendisine danıştı ve bundan dolayı da yol şaşmadı. Anadolu'nun ifadesiyle söylüyorum. Danışan yol aşar, danışmayan yol şaşar derlerdi. Bu hanımımız bile olsa. Bazen yetenek açısından, kabiliyet açısından, zihin ve mefkure açısından bir hanımefendi, bir beyefendiden, kocasından daha maharetli ve hünerli olabilir. Bir defa ticarete giriştim, batırdım. İki defa ticarete girdim, batırdım. Üçüncü defa girdim, batırdım. Ya bir de burada bir hanımefendi var. Ne anlar ki bu ticaretten deme. Bir söyleyeceği kelam vardır. Sana göstereceği bir yol, yöntem vardır. Benim amcam da bu ticareti yapmıştı ama şu şartlar altında yapmıştı diyeceği bir söz vardır belki. Gelelim. Sahabelerden bir tanesi, ismi aklıma gelmiyor. Radiyallahu anhu. Diyor ki peygambere isyan etme gibi bir durumum söz konusu olsaydı Hudeybiye'de peygamberin karşısına çıkar ona isyan ederdim diyor. Niye? O kadar insanları yani Müslümanları üzecek sahneler söz konusu. İcra edilmek istenen bir ibadet var. İbadetin önüne takoz konulmuş. Bu bir sıkıntı. Ve altına atılan, imza atılan bazı antlaşma şartları var. Müslümanları daraltmış bunaltmış iyice. Bütün bu hengamenin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de antlaşmanın altına Muhammed Resulullah yazdıramıyor. Muhammed bin Abdullah yazılacak. Bu Müslümanları iyice kahrediyor. Biz iman ettiğimiz, ikrar ettiğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini bile böyle göremeyeceğiz. Allah'ın peygamberi olduğunu bu metinde göremeyeceğiz. Ve Hazreti Ömer kulis yapıyor. Bu nasıl bir iştir böyle? Bunu kabul etmek durumunda mıyız? Ve o sahabe efendimizin dediği gibi isyan noktasına gelen sahabeler var. Radiyallahu anhum. Bütün bu olaylardan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki anlaşmayı yaptık Müslümanlar. Biz ibadet maksadıyla, umre maksadıyla buralara kadar geldik Hudeybiye'ye. Ama Mekke'ye varmadan geri döneceğiz. Tıraşınızı olun, kurbanınızı kesin. Çıt yok. Nasıl çıt yok? Mescidin içerisinde bir gün namaz kıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkasına dönüyor. Biliyorsunuz camilerde şahit olduğumuz bir manzara. Farz kıldıktan sonra hoca efendi sola selam verir, herkes ayağa kalkar, aşağıda arkada böyle bir hışırtı sesler olur. O hışırtıyı, sesleri bastırmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sükuneti sağlamak için oturun diyor. Mescitteki oturun sesi sokağın ortasındaki Abdullah bin Revaha'ya gidiyor. Abdullah bin Revaha sokağın ortasında oturuyor. Sizce peygamber ona mı oturun dedi yoksa Abdullah bin Revaha, ne diyelim içerideki mescitteki insanlara mı? Bu emrin muhatabı belli. Mescitteki insanlar. Ama benim peygamberim bir söz söylediyse yere düşmesin. Bana dememişse bile sonuçta benim kulağıma geldi, ben onu yaparım dedi. Bu kadar hassas olan sahabeler, peygamber diyor ki tıraş olun, saçınızı kesin, tık yok kimseden. Kimsenin eli varmıyor. Fiili bir isyan söz konusu sanki. Sahabe efendilerimizin içine ukde olmuş. Bu kriz nasıl atlatıldı sizce?
Müslümanların, 1400 Müslümanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında isyan kelimesini kullanmak istemiyorum ama emrini tehir etmelerinin krizi bir hanımefendinin görüşüyle aşıldı. Çadırına Peygamber Efendimiz üzüntüyle geldi. Düşünün, evladınız size 15-20 yaşına kadar itaat etmiş. Bir dediğinizi iki etmemiş. Yavrum ekmek alır mısın? Tamam babacığım. Yavrum şimdiye kadar çok Atari'de bilgisayarda oynadım. Biraz da ders çalışır mısın? Tamam anneciğim. Güzel bir şekilde sözünüzü dinlemiş. Ama 18 yaşına geldiğinde her şey müsait. Oğlunuzun ya da kızınızın vakti de müsait. Bir işi de yok. Yavrum bana şu konuda yardımcı olur musun? Hiç tık yok. Oturuyor orada yani. Hatta şöyle düşünün. Anne bir taraftan çekyatı kaldırmış, masayı kaldırmış. Diğer taraftan evladının tutması lazım ki sıkıntı görmesin. Gel bana yardım et yavrum. Duruyor orada bekliyor. Zoruna gitmez mi? Anneden bahsetmiyoruz. Bir zamanlar cehenneme doğru sürüklenirken o cehennem yolundan almış, insanları cennete doğru sevk etmiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, o yolun yolcuları bugün sessiz bir şekilde tepki gösteriyorlar. Bu kriz nasıl aşılacak? Üzüntüyle geldi Peygamber Efendimiz çadırına. Ümmü Eymen böyle böyle oldu, sen ne dersin dedi. Ya Resulallah üzme kendini. Çık dışarıya, saçlarını tıraş et, kurbanını kes, senin sahabelerin sana uyarlar. Bir fikir, bir erkeğin göremediğini bir kadın gördü. Bir erkeğin karar veremediğine bir hanımefendi karar verdi. Ve Hazreti Ümmü Eymen radıyallahu anh'ın tavsiyeleri doğrultusunda Hudeybiye'deki bu kriz aşılmış oldu. Dolayısıyla biz hanımlarımızla istişare eder, onlarla danışır, onlardan fikir alırız. Bu konuda bizim herhangi bir gocunacak tarafımız da yoktur. Hele hele hanımımız Allah'ın dinini dert etmiş, Allah'ın dinine davet etmeye çalışan bir hanımefendi ise. Bir diğer mevzu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalı, aile yapısıyla alakalı, hanımlarına değer verdiğini hissettirir. Şimdi bayanlar yapısal olarak, hepsi böyledir demek mümkün değil ama yapısal olarak takdir edilmeyi severler. Yani annenizin yemeği muhakkak çok tatlıdır sizin için ama hanımınızın yemeği de sizin evladınız için çok tatlı. Annenizin yemeği kadar tatlı. Siz hanımınıza, hanımınızın yemeğine annenizin yemeği nazarıyla bakacak olsanız şayet o da tatlı gelecek muhakkak. Hanımla anne kıyası yapmak değil bizim derdimiz. Derdimiz annemize değer verdiğimizi hissettirdiğimiz gibi hanımımıza da değer verdiğimizi hissettirelim. Peygamber bunu yapmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sevdiğini söylemek bir erkek için, hele hele Türk Kazak erkeği için zor bir şey olabilir. Ama benim peygamberim yaptıysa ben alışa gelmiş adetleri bozar, peygamberimin davranışını kendime fıtrat olarak kodlarım. Böyle yapmak durumundayım. Çünkü bir hafta boyunca, bir ay boyunca benim hanımımın zihnini meşgul eden bir problem, oldu ki bir yakını vefat etti. Oldu ki kendi akrabaları arasında bir husumet meydana geldi, hanımım üzüldü. Bir haftadır üzgün. Orada kendisine söyleyeceğimiz o taltif ifadelerinden bir tanesi onun hepsine sünger çekebiliyor. Öyle de narin bir yapıları var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu değerlendirmemiz için bize örnekler muhakkak sunmuş. Okuduğumda rivayeti çok şaşırdım. Şimdi arabası olup da hanımını arabasına bindiren Müslümanlar yapıyor mu bilmiyorum ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bineğine bineceği zaman hanımları dizini merdiven yaparmış. Dizini. Biz bugün sahne olarak canlandırdığımızda kıyamam o bacağı diyebileceğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bacağına, ya Resulullah sana bir sıkıntı gelmesin diyeceğimiz o mübarek bacaklarında merdiven yapıp hanımının çıkmasını sağlıyor. Sen de şu dünya hayatında benim kahrımı çektin hanım.
gel bugün kraliçe gibi seni şu arabaya ben bindireyim, kapıyı sana açtım diyebilmek, belki onun gönlünü o an için teskin edecek, bir ay boyunca belki kendisini o şekilde avutacak. Olabilir yani. Dizini peygamber hanımı için merdiven yapmış, bineğine binsin diye. Davete çağırıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gün. Hanımım gelirse ben de gelirim diyor. Nazının geçtiği bir kimse demek ki. Hanımının da gidebileceği bir ortam demek ki. Hanım kaydını düşerek, beni davet ettin ya yemeğe, hanımım da gelsin diyor. Sonra da gelip hanımına, bak böyle böyle bir davet oldu, beraber gidelim. Ona değer verildiğini hissettirmek o hanımefendi için fevkalade bir takdir oluyor. O da zaten bunu muhakkak takdir ediyor. Peygamber Efendimiz hanımlarını takdir ettiği gibi, onlara değer verdiğini hissettirdiği gibi, hanımlarının akrabalarına, dostlarına da çok değer verilmiş. Hepinizin bildiğini zannettiğim bir kıssa, bir yaşlı kadın geliyor Peygamber Efendimizin evine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar kendisiyle ilgileniyor ki, çok hassas davranıyor bu yaşlı hanımefendiye. Hazreti Ayşe soruyor, diyor ki ya Resulallah, o kadar iltifat ettiniz ki bu hanımefendiye, gıpta ettin doğrusu. Ne tür bir fazileti var acaba bu hanımefendinin? Ne tür bir erdemi var acaba? Bu diyor Hatice'nin dostuydu. İlk hanımı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Hatice radıyallahu anh. Çok sık gidip gelirlerdi birbirlerine, hasbihal ederlerdi. Onun ifade yerindeyse, hatırasına saygı olsun için ben de buna böyle ilgi gösteriyor, alakadar gösteriyorum. Ve kullanmış olduğu şu cümle tam spotluk bir cümle, tam sloganlık bir cümle. Dostluğa vefa imandandır. Hanımının dostuna vefa göstermeyi bile iman telakki etmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama bugün neden biz yakınıyoruz? Hocam buyur, ister hanımefendi ister beyefendi, hanımımla çok iyiyim ya da beyimle çok iyiyim ama ne benim beyim benim aileme ısındı, ne benim hanım benim aileme ısındı. Böyle bir problem var, ailelerimiz anlaşamıyor. Senin peygamberin hanımından dolayı onun akrabalarına değer vermiş, dolayısıyla sen de bunu yapmak durumundasın. Haram ortamlarına katıl demiyoruz. Bütün bu söylediklerimizin çerçevesi şer'i şerife uygun olmalı. Şeriat-i garra-i Muhammedi'nin sınırları içerisinde olmalı. Haram konuşulan bir ortamda akrabanız da olsa bulunmazsınız zaten. Anne babanız olsa bulunmazsınız. Ama vefakar bir insansak bu tip insanlara vefamızı göstermek durumundayız. Bunun etkili faydalarını muhakkak görürüz. Yani 45 dakika ama biz daha yarıya gelmedik. Ne yapacağız? Sıkıldınız mı? Biraz daha devam edeyim o zaman. İnşallah sıkmadan, bunaltmadan bir yerde bırakmaya çalışayım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, hanımlarıyla ilgili özellikle aile hayatında en temel unsurlardan bir tanesi iyi muamele, müdarat dediğim şey, idare etmek. Bugün ne diyor kızını gelin olarak verecek anne baba? Kızım, zaman öyle bir zaman. Sakın kendini ezdirme. Kapım sana sonuna kadar açık. Kocandan bir sıkıntı görürsen buyur gel. Bunu evlenme sürecinde kocasıyla mutlu olmanın yolunu aklının ilk köşesine yerleştirmesi gereken kız, hanımefendi siliyor. O güzel erdemi bir kenara bırakıyor. Annesinin babasının o sözünü yazıyor. Sonra ufak ceviz kabuğunu değil, fındık kabuğunu değil, ondan küçük ne varsa onun kabuğunu doldurmayacak bir mevzudan dolayı husumet oluyor. Ve bu husumetin neticesinde babasının o sözü zihninde cereyan ediyor, canlanıyor. Ve gel beni istersen babamın evinden al diyor. Ben buradayım artık. Müdaraat yok. Başta ne dedim? Aileyle ilgili bugün problemlerde şu var. İdare etmek, ne diyelim yani, kılıbıklık mı diyorlar? Ben bazı ifadeleri kullanmak istemiyorum ama kılıbıklık telakki ediliyor. Karşıdaki insanın yanlış davranışını, o erdemsizlik yaptı, ben erdemli davranayım diyerek tolere etmek bir kılıbıklık olarak addediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda kendisini üzecek birçok davranış oldu.
İlk muhatap da kendisi, hanımları tarafından. Ama tolere ettiği için bu hanımlardan hiçbirisi kendisiyle şahıs bazında, birbirleri arasında olsa da kendisiyle şahıs bazında bir sıkıntı yaşamadılar. Çünkü Peygamber Efendimiz alttan almayı biliyordu, idare sanatını. Ama idareden bahsederken İmam Şafii'nin şu sözü benim zihnimin bir tarafında hep var. Rıdan nâsi gâyetun lâ tüdrakû. İnsanları memnun etmek asla ulaşamayacak bir hedeftir. Ne biz hanımlarımızı mutlak manada %100 memnun ederiz, ne de onlar bizi bize göre %100 memnun edebilirler. Ne yapmak lazım? O basit sayılabilecek mevzularda tolere edebilmek lazım. Ben çok sinirliyim hocam. Sen insansın, sinirlisin de hanımın hiç mi sinirlenmiyor? Onda da sinir olabilir. Gün boyunca evladının aksiliği, ne diyelim, mevsimin değişmesinden dolayı baş ağrısı kendisine sinir yapmıştır. Sana hiç davranmadığı bir şekilde yanlış bir tavrı davranış olmuştur. Ya bu hanım benimle 5-10 yıldır evli, hiç böyle yapmıyordu, niye böyle yaptı? Ya 5-10 yıl yapmadı işte, onun hatırına bir tolere et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bu var. Hatayı tolere edebilme, iyi muamele edebilme. Bunu yapmadığımız zaman zaten şu sözümü bir daha hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Şeytana yatırım alanı açmış oluyoruz. Ve yatırımlar neyle başlar? İster küçük ölçekli olsun, ister büyük ölçekli olsun, arsaya temel atmakla başlar. Temel attıktan sonra sağlamsa o temel, birinci katını 5 yıl sonra at, fark etmez. Ama temel var artık yani. Şeytan benim ailemle alakalı temeli evliliğimin 5. yılında attıysa, birinci katını 10. yılda atabilir. Ailemi bozmak istediğinde bu 15. yılda gerçekleşebilir. Ben temelde buna fırsat vermemek için uyanık davranmam lazım. Onun yolu da iyi muameleden geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız hanımlarınıza en hayırlı olanınızdır buyurmuş. Bunu bizzat ispat etmiş. Ben hanımlarınıza karşı sizin en hayırlı, ne diyelim yani, en hayırlı olanınızım diyerek bunu söylemiş. Allah'ın emanetidir demiş. Bir de şimdi önceden develeri daha iyi sevki idare edebilmek için Anadolu'da koyunları güderken kaval çalıyorlar ya, onun gibi develeri de sevki idare etmek için şiir söylerlermiş. Şiirin o söylenim, terennüm standardına göre develer yavaş ya da hızlı gidiyor. Yani şey gibi, vites gibi ifade yerindeyse. Enceşe radıyallahu anh develeri böyle sevki idare ederken hanımefendiler de hevdeçler de deveye binmek, hele hele o ne diyelim yani lüks deri altında da 35 dansa sünger yok yani. Deveden, tahta gibi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi biraz hızlı sürmeye başlayınca ya enceşe rıfkan bil kavarir, billurlara karşı biraz yumuşak davran. Ne bu acelen diyor. Hanımlara nasıl hitap ediyor? Billur kap diyor yani. Billur kap ne demek? Cam. İşlenmiş, insanın gözüne güzel gelen cam. Acele edersen ne olur? Camları kırarsın. Hanımlar var, yavaş davran. Onlara muamele edebilmenin sanatını bizlere gösteriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve şöyle bir uyarısı var. Özellikle kadına şiddetten falan bahsediliyor ya. Şu söz sahabede o kadar makes bulmuş ki elini kaldırdığında hanımına boşta kalıyor. İleri gitmiyor daha fazla. Peygamberin sözü hemen zihninde canlanıyor. Nasıl dövüp de o hanımlarınızı tekrar akşamleyin onların yanına yanaşacak bir cürette, bu cüreti buluyorsunuz kendinizde. Ayıp değil mi bu? Yani rivayetler 11 ya da 13. Hanımla evlenmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çeşitli tarihsel süreçlerde, bir tanesine fiziksel müdahalesi yok. Bir tanesine fiziksel müdahalesi yok. Kendisini üzecek onca sahneye rağmen, onca sahneye rağmen kendisini, ne diyelim yani, bir kere fiziksel müdahalede bulunduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla kadına şiddet Müslümanın gündeminde olmayacak kadar, sözlüğünde olmayacak kadar uzak bir kavram. Bize ait değil. O kadını meta gören
bugün materyalist, maddeci zihniyetin ürünü. Ondan kaynaklanıyor sıkıntılar. Başka bir husus, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi muamele örneklerine sabır. Yani rivayetler 11 ya da 13. Hanımla evlenmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çeşitli tarihsel süreçlerde bir tanesine fiziksel müdahalesi yok. Bir tanesine fiziksel müdahalesi yok. Kendisini üzecek onca sahneye rağmen. Onca sahneye rağmen kendisini ne diyelim yani bir kere fiziksel müdahalede bulunduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla kadına şiddet Müslümanın gündeminde olmayacak kadar, sözlüğünde olmayacak kadar uzak bir kavram. Bize ait değil. O kadını meta gören bugün materyalist, maddeci zihniyetin ürünü. Ondan kaynaklanıyor sıkıntılar. Başka bir husus, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi muamele örneklerine sabır. Sadece birkaç örnek vereyim bununla alakalı. Hanımlar yapıları gereği kıskanç olabilirler. İnsanlar yapıları gereği dik kafalı olabilirler. Hanım için de geçerli, erkek için de geçerli. Biz zannediyoruz ki serkeşlik, kendini bilmezlik, yani toplum olarak genelde hanımlara atfediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah. Ve in imra'atun khafet min ba'liha nushuzan. Bir hanımefendi kocasının serkeşliğinden, densizliğinden korkarsa. Erkek de densizlik yapar. İşte yapısal olarak insanda bu var. Kıskançlık, çekememezlik, dengesizlik diyelim. Biraz daha yumuşatalım. İşte yapılan bu yanlışlara karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabretmiş. Birkaç örnek sadece söylemek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi burada. Hücre-i saadetleri hemen yanında. Ve bugünkü gibi çift camlar yok. İzolasyon da yok. Ses yalıtımı da yok. Isı yalıtımı da yok. Burada konuşulan bir yüksek sesli şey hemen dışarıda duyulabiliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mescide geliyor namaz kılmak için. Bakıyor ki Hazreti Ayşe'nin sesi yükselmiş peygambere karşı. Sesi yükselmiş. Artık ne olduysa, gerekçesi her neyse bilemiyoruz. Bir hışımla babasının da, babası olmasının da vermiş olduğu cesaretle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gidip tokat atmak istediğinde sen peygambere nasıl böyle yaparsın? Geç onu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlik bir tarafa eşine nasıl böyle sesini yükseltirsin diyerek tokat atmak istediğinde Hazreti Ebubekir'in kolundan tutup sakin ol diyor. Sükunet erdiriyor. Peygamber Efendimizin bu sabrını görünce Ebubekir radıyallahu anh biz de kendisine yakıştıramıyoruz aslında. Yani şu an düşündüğümüzde o Ebubekir portresi buna müsaade etmez diyoruz ama karşıda mağdur edilen gibi gözüken peygamber olunca artık farklı oluyor yani radıyallahu anh. Hazreti Ayşe'nin nöbet gününde yani Peygamber Efendimiz onun evinde olması gerekirken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyandığında yanında görmüyor. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'i göremiyor. Şimdi hemen aklına yanlış bir şey geliyor. Kıskançlığından dolayı. Yani o başka bir hanımının yanına mı gitti diye. Böyle tam yerinden hareket etmişken az sonra bakıyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam secdede. Namaz kılıyor, gece namazı. Ve selam verdiğinde benim derdim ne, senin derdin ne diyor. O kıskançlık var. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sitayişi tek bu şekilde. Benim derdim ne, senin derdin ne diyerek onu geçiştirmeye çalışıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evine bir gün diğer bir annemiz yemek gönderiyor. Hazreti Ayşe de kimden bu yemek? İşte Hafsa'dan, Zeynep'ten gibi kimden geldiğini duyduğu anda tabağa bir vuruyor, kırılıyor. Yemek tabağı. Yemek de dökülüyor haliyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi tabağa müdahale ediyor. Yemeği toplamaya çalışıyor. Bir araya getiriyor. Artık börek miydi, pasta mıydı, neyse artık tam bilemiyorum. Katı bir yemek olsa gerek. Annenizin kıskançlığı tuttu diyor. Gelin şunu beraber yiyelim daha sonra. Ondan sonra da o yemeği gönderen hanımına başka bir tabak, yeni bir tabak gönderiyor.
Sen ne yaptın? Sana gelen ikramı böyle geri çevirdin. Nasıl böyle bir yanlışa düştün diyerek ses tonunu yükseltse, Hazreti Ayşe'nin üstüne gitse ne olur? Hazreti Ayşe kıskançlık duygusuyla bunu yaptı. Az sonra rivayet gelecek. Onun üzerine bir körükle gittiğimizde alev daha da yükselir. Hazreti Ayşe'nin o kıskançlık ateşini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tolere etmeye çalışıyor. Yine Hazreti Ebu Bekir bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya tokat atıyor. Gerekçesi de şu: Peygamber Efendimiz'e sen Allah'ın peygamberisin İfadeyi nasıl izah edeyim bilemiyorum. Yani hepimize adil davranmak hususunda dikkat etmen gerekir gibi bir ifade kullanıyor. Kıskançlığın saikiyle, dürtüsüyle. Yoksa Hazreti Ayşe'nin diline yakışacak bir söz değil. Orada bekliyor kıskançlık dürtüsü. O dürtüyle bu böyle bir şey söyleyince Hazreti Ebubekir'in kulağına gidiyor. Peygamber'e nasıl bu söz söylenir? Geliyor bir hışımla Hazreti Ayşe'ye ceza veriyor diyelim. Kendisini cezalandırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ağır ol ey Ebu Bekir, kıskanç insan vadinin tepesinde olsa aşağıyı göremez diyor. Çünkü kıskançlık göze inen bir perdedir. Öyle değil mi? Göze inen bir perdedir. Habil ile Kabil'in şöyle dünyayı harita olarak düşünün. Şurası Asya, işte Uzak Doğu, bütün bir dünya, Orta Doğu'dan şu doğu tarafını düşünün. Şurada Orta Doğu'dan batı tarafını düşünün. Bura Habil'e düşse, bura Kabil'e düşse yetmez mi sizce? Yetiyor. Ama niye Kabil'in derdi ne? O kıskançlık perde indirdiği için sıkıntı zuhur ediyor. Peygamber Efendimiz de kıskançlığın insanı yanlış şeylere sevk edebileceğini bilerek Hazreti Ayşe'nin bu duygusunu tolere etmeye çalışıyor, sabrediyor ve bunu bizlere de öğretmiş oluyor. Ev işinde yardımcı olurdu ama biz Kazak erkekler var ya, bu konuda pek mahir değiliz diyelim. Ama ben sadece rivayeti aktarayım, yorum yapmayacağım. Hazreti Ayşe validemize sorduklarında Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldı diye, evde nasıldı diye. Bugünkü gibi kundura ayakkabı yok, çarıkları bilirsiniz. Onlarda da dikim gerekiyor. Ayakkabısını kendisi tamir eder, dikiş yapar, yamasını yapar. Elbise temizliğini kimi zaman yaptığı olur. Bir rivayete denk geldim, Peygamber Efendimiz yemekte yaptığı olurmuş. Yani üç çeşit bizimki gibi kuru fasulyenin yanına pilav, onun yanına da cacık ya da salata değil. O günün şartlarında yemek neyse onu yapmaya çalışırmış. Yani söz gelimi o düğünlerde sunucuların espri olarak anlattığı şey var ya, güzel bir kahvaltı hazırlayıp da bundan sonra böyle isterim gibi. Öyle demek yerine bir pazar sabahı hanımızın önüne şöyle güzel bir sofra hazırlamış olmak ona büyük bir jest olabilir. Ne maksatla yapacağız? Benim peygamberim evinde yemek yapmış, ben bunu okudum. Sırf ona itibaren bunu yapayım. Bunu suistimal edecekse hanımefendi, bak bundan sonra böyle isterim bey derse o kendisi bilir. Ama demezler inşallah. Ailede talim ve terbiye meselesi var ama sadece iki kıssayı hatırlatıp bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi insan söz konusu olduğunda yanlış da söz konusu olur. Bu peygamberin ailesi için de geçerli. Peygamberin evinde de geçerli. Bir gün Hazreti Zeynep'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, zengin biliyorsunuz Zeynep binti Cahş. Kendisine ait malı mülkü var. Diyor, develerinden bir tanesini Safiye'ye versen de o da ona binse, bineceği yok. Bu Yahudi kızına mı vereceğim diyor. Yanlış mı değil mi? Yahudinin kızı olması ne ifade eder ki benim için? Müslüman, peygambere hanım olmuş. Allah bunu layık görmüş. Peygamber sizce nasıl davranır bu yanlışa? Az önce geçti. Kendisinin hukukunu ilgilendiren yerlerde alabildiğince tolere ediyor. Sineye çekiyor. Bana söylesin diyor. Bana istediği kadar söylesin. Kıskançlığımı söylesin. Ne diyelim, kıskandırmaya mahal verdiğimi, pozisyon verdiğimi istediği kadar benim başıma vursun. Ama Allah'ın dini söz konusu olduğunda, başka bir insanın hakkı söz konusu olduğunda
Bakın peygamberin tavrı ne oluyor. Bu Yahudi kızına mı vereceğim diyen Hazreti Zeynep'le 2,5 ay boyunca görüşmüyor. 2,5 ay. Onu boykot ediyor yani. Yapmış olduğun işin ne kadar yanlış olduğunun farkına var. Diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam boykot uyguluyor kendisine. Yine bu konuda kendisini ayıplayan başka bir hanımefendiye, annemize, şayet bu kelime, söylediğin kelime denizlere karıştırılsaydı belki denizleri kirletirdi diyor. Gıybet yapma. Arkasından böyle kötü şeyler konuşma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımının yanlışını gördüğünde dini açıdan şayet müdahale söz konusuysa ona dini açıdan müdahale etmiş. Sohbetimi bitirirken şunu sizlere özellikle tavsiye ediyorum. Bir gelin, bir hanımefendi kaynanasıyla çeşitli gerekçelerden dolayı geçimsiz olabilir. Bir anne, bir kaynana da geliniyle çeşitli gerekçelerden dolayı geçimsiz gibi gözükebilir. Ve her iki tarafta kendisini mağdur gibi hissedebilir. Mağdur olduğunu düşünebilir. Hakkının takdir edilmediğini düşünebilir. Ve bu sözlü münakaşalara da vesile olabilir. Benim size tavsiyem, böyle bir durum söz konusu olursa, gelin mesela, gelin hanımefendi elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışıyor ama anne geçmiş zamanda çekmiş olduğu sıkıntıların aynısını gelinin de çekmesini istiyor. Biz sabahleyin erkenden kalkardık, koyunları sağardık, sonra tarlaya giderdik, yemekleri hazırlardık, hayvanların altını süpürürdük, her yeri temizlerdik. Bir de oradan gelir yaylaya giderdik, peynir hazırlardık, çökelek hazırlardık, 5 adamı, 10 adamı doyururduk. Bugün şartlar öyle müsait değil. Öyle bir şart yok. Yok yani, vaka da yok. Sen senden öncekilerin sıkıntısını çekmediğin gibi senden sonrakiler de seninle aynı sıkıntılara muhatap olamayabiliyorlar. İş şayet, inşallah bu toplumu tenzih ediyorum, sözlü münakaşaya kadar gelmişse, böyle bir durumda erdemli olan tarafa şu düşer. Peygamber Efendimiz burada nasıl bir yaptırımda bulundu? Dini bir yaptırım. 2 ay uzaklaşma. Benimle polemiğe girmiş bütün insanlarla, özellikle Allah'ın hak ve hukuku söz konusuysa tek bir şey söylüyorum. Mü'min suresinde 2,5 sayfa Cenab-ı Hak Firavun'un ailesinden bir adamı anlatıyor. İsmi belli değil, cismi belli değil ama bir adam. Öyle bir adam ki adına sure inmiş. Mü'min, mü'min bir adam. 2,5 sayfa boyunca Firavun'a da oradakilerin, ne diyelim yani, ileri gelenlerin beynine, ifade yerindeyse tokmakla söyler gibi, iyice vurur gibi Allah'ın dinini anlatıyor. En sonunda diyor ki فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Bir gün benim söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ne zaman? Kıyamet gününde. Bütün polemiklerde kıyamete havale etmenizi tavsiye ederim. Kayınvalideciğim, beni bu şekilde itham ediyorsun. Bana bunları söylüyorsun. Ama gerçekten beni mağdur etmişsen, Allah'ın huzurunda pazarlık söz konusu değil, vallahi hakkımı alırım senden. Dediğimizde Allah'tan korkan bir hanımefendi ise kendisine hiza çeker. Ve her kim olursa olsun, ailevi problemlerde bu iman etmiş, ahirete iman